sharti bor. Birinchi shart shuki, u xudoni maqbul bandasi bo'lish kerak. Xudoni xudo qabul qilgan yaxshi banda bo'lish kerak. Ikkinchi shuki, holati g'alaba qilib ketgan bo'lish kerak. Bir holat g'alaba qilib ketganda, g'azabi kuchayib ketganda, yoki mehr shafqati kuchayib ketganda gapirib yuborish mumkin bir erkaklik qilib bir gapni. Masalan, Badr jangida payg'ambar alayhisolatu vasallam duo qilib turganlarida aytganlar: "Ey Allohim, agar mana shu mana sahobalarimni agar o'ldirib yuborsang shu urushda, urushdan oldin duo qilganlarida yig'lab, xudo g'alaba bergin. Agar shu meni ummatimda shu sahobalarimni o'ldirib yuborsang, bundan keyin senga birov ibodat qilmay qo'yadi" degan ekanlarda, erkaklik qilib shu gapni gapirib yuborganlar. Erkaklik qilib gapirganlar, birinchisi o'zlari xudoni maqbul bandasilar. Ikkinchisi o'shanda holat g'alaba qilgan, ummatga mehribonlik g'alaba qilib ketgan. O'lib ketsa nima bo'lar ekan bularda turib, g'amga chidagi kishilar shu gapni gapirib yuborganlar. Demak, shu noz qilishlik uchun, erkaklik qilishlik uchun ikkita sharti bor. Bir holatda o'zini holatda turgan bo'lmaydi. Bu holat g'alaba qilib ketgan, keyin maqbul banda bo'lsa qiladi u ishni. Demak, noz qilishlik uchun maqbul bo'lishlik ham zarur ekan. Masalan, dillar o'ta chiroyli odam bo'lgandan keyin, dillar o'cha chiroyli ayol bo'lsa, noz qiladi dillar. Unga keyin yarashadi noz qilsa dillar. Endi bir odam ko'zi ko'r bo'lsa, noz qilsa dillar. Hech kimga yoqmaydi-ku dillar. Abduxuliy bo'lsa dillar. Balki achig'ing keladi dillar. Mavlon Rumiy xub aytgan ekan, zisht boshat, ro'yi nozibo u noz debdi. Yuzi xunuk bo'lsa-yu, noz ham qilsa odam yoqmaydi deydi. Xunuk deydi. Zisht boshat, ro'yi nozibo u noz, ayb boshat, chashm nobino u bos. Aybi ayb bo'lar bir odamni ko'zi ko'r bo'lsa-yu, birov bilan o'ynaqlab yurursa deydi. Yarashmaydi deydi. Keyin bundan keyin xutonga azon aytdi dedilar. Xutonga jamoat turadigan vaqtida takbir aytyapti muazzin. Takbir aytib turganda ba'zi odamlar qo'lini bog'lab turadi. Hazrat keyin shunda takbirni aytib bo'lish bilan to'xtatib, keyin gap gapirdilar. Aytdilarki, qo'lni bog'lamoqlik dargohda odobi dedilar. Qo'lni bog'lab turishlik Xudoy taolaning dargohiga kirishda odobi. Dargohga takbir tahrimidan keyin kirar. Oldin qo'lni bog'lab turmaydi degan edi. Takbirda. Takbir aytib turganda bu yerda turgan odamlar qo'lni bog'lab turmaydi kutib uni. Dargohga kirsa, qo'lni bog'laydi. Dargohga kirish Allohu akbar degandan keyin boshlanadi. Namozdan keyin nasihat qilishni boshladilar. Aytdilarki, avliyolikda Xudoga do'st bo'lishlikda dedilar, bittagina yo'li bor dedilar. O'shuki dedilar, kunu ma'assodiqin dedilar. Alloh taol aytadilar: "Ey iymonlilar, taqvoni ixtiyor qilgin." Taqvoni ma'nosi nima desa, bizga do'st, bizga ya'ni bizga do'st bo'lgan degani, taqvodor bo'lgan degani, bizga do'st bo'lgan degani. Chunki boshqa oyatda Xudo taolo in avliyohu illal muttaqun deydi. Meni do'stim taqvodor deydi. Meni avliyolar faqat taqvodorlar deydi. Muttaqi banda deydi. Men ma'lum bo'ldiki, muttaqi Xudoni do'sti ekan. Ittaqulloh deydi Xudo taolo. Ittaqulloh ya'ni taqvodor bo'linglar, menga do'st bo'linglar. Do'st bo'lishlik uchun nima qilish kerak desa, kunu ma'sodiqin deydi. Ya'ni sodiqlar bilan bo'lgin deydi. Mani do'stlarim bilan bo'lgin deydi. Hozir men taqvodorlikning ixtiyori xosimdan tug'ilgan maqsad Muhammad do'stim muttaqilarga xizmat qilaman. Ya'ni menda ya'ni do'st bo'lishlik uchun, taqvodor bo'lishlik uchun mani taqvodor bandalarimni suhbatni ixtiyor qilmasa ham iloji yo'q deydi. Eshak deydilar, tuz koniga tushgandan keyin u ham tuzga aylanadi. Tuzda suhbatni ixtiyor qildida. Tuzga suhbatdosh bo'ladi, eshak ham tuzga aylandi deydilar. Endi u tuz bo'lib ketgandan keyin podshoyini ham yuradi, katta muftiyini ham yuradi deydilar. Yuradi. Tuzda deydilar. Eshak u diplom narsani tuzga aylangandan keyin yuradi deydilar. Demakki, lekin tuz bo'lishlik uchun bitta sharti bor. Eshak o'lish kerak deydilar. Tiri turgan eshak tuz bo'la olmaydi ular deydilar. Ha, buni kim aytadi? O'zini yo'q deb hisoblash kerak. Agar murod tugadagi agar o'lmasa, ya'ni o'zini nafsi bor, o'zini o'zim deb turadigan bo'lsa, eshak eshakligicha turaveradi deydilar. Demak, har kim Xudoning do'sti bo'ladi desa, o'zini nafsini avval yo'qotish kerak bu. O'zini bor demaslik kerak. O'zini ixtiyorini shayx qo'liga berib qo'yish kerak bo'ladilar. Ustozni qo'liga turish kerak, ustoz buni edish kerak deb. Ko'raymi fanam, o'zini fikrini, o'zini ra'yini ustozni ra'yini oldida panoh qilib olish kerak deydilar. Bakar bu addiyon.
G'iybat zinodan ziyoda qattiqroq deydilar. G'iybat. Zinodan ko'ra ziyoda qattiqroq. Sahobalar so'radi: "Yo Rasululloh, g'iybat zinodan nima uchun qattiq?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Agar birodarim zino qilgan bo'lsa, keyin Alloh taolaga tavba qilgan bo'lsa, Xudo uni tavbasini qabul qiladi." Desa zinoga ustay borib, zino qilingan nariy tarafdagi ayoldan borib turib, kechirim so'rashlikni shariat zaruriy demaydi. Undan borib so'ragan, "Sen pachoyni chiqaribman" demaydi. O'zi yig'lab tavba qiladi Xudoga. Balki hatto borib kechirim so'rash undan shariat joiz ham demaydi. O'shanga dedi. Chunki agar borib turib unga, "Dadam, men afsim bor, sizdan bir kechirim so'ragani keldim" desa, uska nadomat, unga yana nadomat bo'ladi. Yana sharmanda bo'ladi. Yana rasvo bo'ladi, bandon bo'ladi u. Zino bandani haqqi hisoblanmaydi. Zino dedilar, "Oh" dedilar, "Ha, oh, Alloh taolaning ihsonini qarang bandasiga. Hamar obro'ki bizni obro'mizni qay darajada himoya qilgan. Alloh taolo o'zini g'ulomlarini ham izzat bilan saqlaydi. Uska haqqul ibodning raka, Xudoy taolo shu zinoni bandani haqqi demapti. Balki u o'sha gunohni Xudoy taolo o'zini haqqiga qo'shibdi. Mening haqqim debdi. Balki hadduki, "Ya Alloh, ey Alloh, mendan bu gunoh kabira sodir bo'ldi. Ya Alloh, bu ko'zlarim bilan nomahram xotinni ko'ribman. Bu gunohlarimni kechirim so'rayman bunga" desa, kechirilib ketaveradi degan. Bandun yo bandun tez ayol kishi bor. Endi qizlarni yoki erkak kishini oldiga borib turib ayol kishi bo'lsa, bu muomalalarni kim qanday qilmoq kerak, kechirim so'rashlikka hojat yo'q buni aytishga dedi. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam g'iybat shunaqa narsaki, biz g'iybatga esa joqat g'iybat qilinganda borib kechirim so'raysan deganlar. Buni yomonligi shu deganlar. Qayerdan borib so'raysan? Bashartiki, seni aytgan g'iybating uni qulog'iga yetib borgan bo'lsa lekin. Eshitgan bo'lsa u hamda. Masalan, birorta odam Gujaratda yoki Dabilda o'tiribdi dedilar. Uski yohanki seni g'iybatki, uni bu yerda o'tirib olib kimdir uzoq yerda Janubiy Afrikada o'tirib, uni g'iybat qildi dedilar. Agar unga xabar bo'lmay yetmagan bo'lsa, undan borib turib kechirim so'rash lozim emas dedilar. Bu Hakim ulummat Mujaddidul Millat Mavlana Ashraf Ali Tahoriy rahmatullohi alayhining tahqiqi. Siz abni g'iybatki Abu Rayki, siz xabar nima? Siz sen g'iybat qilgan, sen uni yomonlagan odamga xabar yo'q, undan borib turib kechirim so'ramoqli lozim emas. Endi nima qilsin? U uchun yechsin mag'firat. U odam uchun shaytdan mag'firat so'rab duo qilasan endi. O'ziga bor aytmaysan. Mishkot sharifda kafora g'iybatni shu hadis keladiki, Parvardigor olam meni ham uni ham gunohini kechirganda so'raysan deganlar. Mag'firat kimga hamni bo'layki yo'qmi? Kimni biz yomon g'iybatni qilgan bo'lsak, yoki kimni g'iybatini qilinayotganda biz eshitib turgan bo'lsak rozi bo'lib, o'shalarning haqqiga sen talab mag'firat qilasan endi. Demak, yomonlash ham, birovni g'iybatini qilish ham, birovni g'iybatini eshitib o'tirish ham harom deydilar. Kunga ketarab bidar Abdurahmon. Payg'ambar rasul aytganlarga bir odamni yomonlansa, yomonlanganda eshitsa, hech narsa demasa, g'iybatga adrakahulloh fi dunyo va oxirat. Xudoy taol uni dunyoyi oxiratda va ushlaydi degan ekan. Kimga g'iybat bo'lsa, isloh xomush harom. Birovni g'iybati bo'lib turganda xomushlik harom deydilar. G'iybat nima aytasiz deydilar? G'iybat qilma deysizlar. Men qiynalyapman deysiz. Meni gunohga mubtalo qilma deysiz. Akari aski, yo uni mudofaa qilasiz, yo bo'lmasa uni maqtaysiz deydilar. Yo maqtaysiz, yo mudofaa qilasiz. Hadisda borki, ortiq g'iybat qilsa Alloh uni ajr uchun deydi, oxirini deydi. Biz g'iybat qilgan vaqtda ham meni ham hamdan urdu tildami tahsil? Tojga yaqin ekan. Tojga yaqin ekan urdu. Qanday? Urdu til. Urdu hincha. Urdu. O'zadan boshqadan o'qilmaydi. Ya mustaqil qilib qo'ygan. Shu ma'ruzalarni masjidda qilmaydi yaqin. Juma kunlari masjidda qilmalardi. Kundoni chevadan chevaralab qo'yibdi. Bir mana qog'ozda jo'natyapti, mana shuni gapirib. Qo'shimdan tanda alayhissalotu vasallamni noqadirlik qildi, qadrlandi bilmadi. Ular tanda alayhissalomni haqiqat qildi. Muhabbatlarini, uchun izzatlarini qila olmadi. Mana shu noshukr ne'matga noshukrlik Alloh taolo shunday jazo berdiki,
tamam yer yüzüge giden peygamberlerdi, seyyidini ulardan tartıp alıp Medine'nin aşıklarına beri vardı dedi. Can mı varsa fidatı, ular malını hem canını hem Cenab-ı Resulullah için fidâ kıldı. Nakadın mahrumunu seçeyim ki, demek nakadirlerden, mahrumlardan alıp durup Medine'nin aşıklarına uzun peygamberini Huda verdi. Bana şu ahl-ı muhabbet kıymet şu. Dile. Ki Allah-u Teala Beytullah'a kifarayın. Şu ahl-ı muhabbetli zatlar bugünlüğü için Allah-u Teala Beytullah'ın hem parvasını kıymet dedi. Beytullah'ın kadir eşi adam dünyası değil mi? O adı Türkiye'ler muhabbetli bugünlüğü için. O adı Türkiye'ler ahl-ı muhabbet bugünlüğü için Allah-u Teala Beytullah'ın hem parvasını kıymet dedi. Uzun amanatlik bu şehrini hem parvasını kıymet dedi. Ab-ı Zemzem diye hem parvasını kıymet dedi. Uzun sevgili peygamberini kadirdarları için birdi. Kadri hicret kıyıyor. Şu derecede kadrini kıldı ularda muhabbetini ki şularda aldı ki küçük barışı Cenab-ı Resulullah'a hicret farz kıldı. Farz, o farzdır. Uzun kadrinizi bile diyorlardı aldı ki küçük barışı sizce farzdı yaptı. Evet. Yani. Evet. Yani, bu yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki ihtiyaran bilmedi. Hala siz bana hala siz gitti kalini demedi. Belki farz yaptı. Siz hem gittiniz, ben sahabalarım gittiniz. Çünkü ular kadrdan. Ular kadrdan diyordu. Ular kadrdan diyordu. Kadrdı, bilerdi ular diyordu. Neyi lazım mazmunda? Ahl-ı Medine'nin muhabbetlerine hakkı şu ki hicretini Hüdayda Hüla sıfak kıldı. Tayin ki tamam hayatı izleyen ulanın ortası ulas ulmağıysan, tırılmağıysan o şeylerle bulalı. Tırılsalar hem Medine'nin tırılırlar, yaşaçları hem, ulaşları hem mes. Medine'nin orada buldum. Demek, menge bu ilimde Hüdayda Teala şu ilhamını bu Canubi Afrika'da menge ata kıldı. Biz basit gülüp ki demek, kaysi kışlağda halkı, kaysi şaharda halkı, Allah'ın bir dostunu kadirin kılmasa, Hüdayda Teala bu yaramaslardan, nalayıklardan uzun dostunu aladı. Şunaki kışlağda yetkisi barar, ette onun kadirin bilediğallar tapılar. Bari bu şeyden ki bunu payziye düzüge tarqaladı. Bu basit vali bu müstafidir. Bu şey kışlağda ilerine faydalanan diyor. Dinkan vaham huge ülkeyle kıyamaz. Uşette din işi bu kolege misin? Bu şey kışlağda adamlarda hem mesele için sadakayı cariye bu kaladık. Yok. Bu da notlar. Ya Allah. Ya Allah.